Geçen gün iki gün önce yolun boş zamanı, boş yolcu olmayan bir saat, zaten Ramazan. Son durağıma iki durak kalmıştı, iki üç durak falan kalmıştı. Kırmızı ışıkta durmuştum, cep telefonum çalmış, cep telefonla konuştum, yaptım bir kabahat. Kırmızı ışıktan kalktım, sonra cep telefonu kapattım. Sonra istemiş olarak kitabı aldım elime. Kitap da sol kol solda duruyordu zaten. Zaten bir iki dakika elimde durdu kitap. Ondan sonra ben yerine koydum zaten. O arada bizi bir arkadaş çekmiş. Gizli kamera olarak bizi çekmiş. Arkadaş beni uyarabilirdi. Eğer ki bu kadar işi tehlikeli görüyorsa beni uyarabilirdi arkadaş. Ben bütün herkesten özür diliyorum. Yapmamam gereken bir hareketti. Ben de kendime şu anda yani yakıştıramadım kendime. Özel halk otobüslerini bu şekilde zora sokmak istemezdim. Özür diliyorum hepsinden. Bu beni gizli kamera çeken arkadaş art niyetli olduğunu düşünüyorum. Yani iyi niyetli bir arkadaş olsaydı bana söyleyebilirdi bu mevzuyu. Ve bu işim buralara kadar gelmezdi. Şu anda beni işimden etti. Mağdurum şu anda. Gerekeni zaten kanun olarak şu anda ifadeler falan verildi. İfadelerimiz verildi. Kanun olarak bakalım gereken ne olur işte. Allah hakkımızda hayırlısı nasip eylesin. Burada hep insanız. Ramazandır. Olur, bizim de eksikliğimiz çok var. Yani sabahın körü yaptık bir hata ama insanlar bu şekilde insanlar birbiri açığını aramaması lazım. Birbirimizi uyarmamız lazım. Biz, sürücüsünüz? Ben 2001'den beri otobüs camiası, minibüs camiası içindeyim ben. Üniversite mezunuyum. Aktif olarak 4 yıldır halk otobüsü kullanıyorum İstanbul'da. 8 yıldır da minibüs kullanıyordum İstanbul'da. Halk otobüsü sürücünün yaptığınız süre boyunca aldığınız ceza var mı? Halk otobüsü sürdüğüm sürece herhangi bir trafik kazası, herhangi bir böyle başımıza gelecek bir olayla hiçbir şey karşılaşmadım. Bir trafik polisi beni durdurup ceza kesmemiştir bana. Yani çok düzgün bir şekilde çalıştığımı ben inanıyorum. Elimden geldiği kadar amirimize, memurumuza, yolcumuza hürmet edip yani İETT'lerin istediği gibi insanlara saygı gösterip insanlara hizmet etmekti bizim zaten gayemiz. Biz hizmet sektöründe çalışıyoruz. Şu ana kadar bizim başımıza böyle bir olay gelmedi. Olur, insanlık halidir. Biz anlamadık, düştük ama bu arkadaş, bizi çeken arkadaş bizi uyarsaydı hiç böyle bir mevzulara gelmezdik. Ve bugün karakollarda düşmezdik. Arkadaş eğer ki dediğim gibi yani istese bizi uyarırdı ve hiç bu mevzulara buralara gelmemize gerek yoktu. Ben bu arkadaştan doğru düşündüğüne inanmıyorum. Ve o arada arkadaş eğer ki kendi çok canlı çok yani seviyordu, çok beni bu şekilde medyaya rezil etti. Ya yok işte insanların canını yola buldu. İnsanlar işte halk otobüsüsünüz. İnsanlar canını taşıyorsunuz. Siz bilmem ne taşımıyorsunuz falan diyeceğine, ya bu kadar insanlara gargara yapacağına bana iki kelime söyleseydi ben zaten yani olumlu bir şekilde ben zaten özür dilerim derim. Yani biz öyle, biz de insanız. Biz de bu topluma yetişmişiz. Biz de bu insanların içinde büyümüşüz. Hiç sesimiz çıkmazdı ve en kısa zamanda da yani hemen kitabı da yerine koyardım. Bu arkadaş medyaya bunu söyleyeceğine, yani bunun en yetkili makam olan Özel Halk Otobüsleri Başkanlığı var. İETT, bizim başımızdaki İETT var. İETT söyleyebilirdi. İETT söylemeden, İETT bu işi sonradan öğrendi.